Herkese merhabalar. Almanya'da yaşayıp çalışma iznine sahip olanların yazılım kurslarını ücretsiz olarak alabileceğini biliyor muydunuz? Eğer Almanya'da yaşıyorsanız ve Job Center ya da Arbeitsamt'a kayıtlıysanız yazılım kurslarını ücretsiz alabilirsiniz. Nasıl peki? Bu videoda bütün detaylarıyla bunu anlatacağım. Arbeitsamt ve Job Center nedir? Kimler ücretsiz kurs alabilirler? Hangi şartlara sahip olmaları gerekiyor? Ve bu haklardan yararlanabilmeleri için de hangi şartları yerine getirmeleri gerekiyor? Bütün detaylarıyla bu videoda size anlatacağım. Aynı zamanda da videonun sonunda Arbeitsamt ya da Job Center'daki danışmanınızı ücretsiz şekilde kursunuzu almaya nasıl ikna edebilirsiniz? Bu tüyoları da sizlerle videonun sonunda paylaşacağım. Bu videoda Almanca kelimeler kullanmak zorundayım ama bu kelimelerin açıklamalarını aşağıda videoda sizlere bırakacağım. Arbeitsamt ve Job Center için hangi web sitelerinden kursları arayabilirsiniz? Bunun linkini de size aşağıda bırakacağım. Konuya başlamadan önce videomuzun sponsorundan kısaca bahsetmek istiyorum. TechPro Education Amerika merkezli bir kurum ve 5 yıldır da eğitim alanında hizmet vermekte. Aynı zamanda Almanya'da da şubesi yer almakta ve Arbeitsamt ve Job Center'ın istediği kalite standartlarını yerine getirerek gerekli belgeleri almış olan bir kurum. Almanya'da Job Center ve Arbeitsamt üzerinden bu kurslara kayıt olduğunuzda şu avantajlara sahip olacaksınız. Laptop ve monitör size hediye edilecek. Yani kurs bittiğinde bunlar sizde kalacak. Geri iade etmek zorunda kalmayacaksınız. Ayrıca birebir koçluk ve mentorluk verilmekte ve proje bazlı olarak eğitim verilmekte. Yani siz gerçek bir proje yapacak ve kurs bitene kadar bu projeyi geliştireceksiniz. Burada canlı olarak uzman eğitmenlerden destek alabileceksiniz. Yine aynı şekilde aldığınız eğitime bir yıl boyunca bütün video kayıtlarına erişebileceksiniz. Bir diğer güzel tarafı da Lernsokul'la yaptıkları işbirliğinden dolayı 25 farklı dilde ayrıca dil eğitimi de alabilirsiniz. Projenizi yaparken kursun sonuna doğru bir şirkette çalışır gibi sizi bir projeye koyarak gerçek bir ortam hazırlıyorlar. Bu da benim hoşuma giden konulardan birisi. Sizin bu kursu bitirdiğinizde bazı şirketlerle anlaşmalı oldukları için bir şirkette staj yapma imkanınız da olabilir. Bu video üzerinden Arbeitsamt ve Job Center üzerinden kayıt olursanız ve 2 ay boyunca kursu devam ettirirseniz Amazon üzerinden size 100 euroluk da hediye çeki vermekte. Eğer yazılım dünyasında kariyerinize başlamak istiyorsanız TechPro Education sizin için harika bir başlangıç olabilir. Aşağıda web sitesinin linkini bırakıyorum. Çalışanlarıyla iletişime geçerek çok daha detaylı bilgi alabilirsiniz. Evet, şimdi gelelim konumuza. Bu videoda daha önce bir şey duymamış, bu konuyla alakası olmayanlar için sıfırdan anlatmak istiyorum. Dolayısıyla da önce Arbeitsamt nedir ya da Job Center nedir? Bu iki kurumdan bahsetmek istiyorum. Çünkü bu ücretsiz kurslar bu iki kurumun desteğiyle finanse ediliyor. Bu iki kurumun ne olduğunu tam olarak bilmek lazım. Birincisi Arbeitsamt'tan başlayalım. İş bulma kurumu olarak geçiyor. Türkçe karşılığı ya da Agentur der Arbeit yani federal iş ajansı olarak geçmekte. Bu kurumun amacı aslında iş istihdamını sağlamak, işsizlere iş olanakları sağlamak, bu konuyla ilgili meslek ve eğitimler vermek ya da meslek danışmanlığı, işte hangi alana yönelebileceğiniz konusunda kariyer gelişimi yönünde destekler sağlamak ve işverene de iş ilanında yardımcı olmak ya da personel bulma konusunda destekler sağlıyor. Yani iş istihdamı politikaları diyebilirim. Arbeitsamt'a genelde şöyle, işinizi kaybetme tehlikeniz varsa ya da kısa dönemli bir işte çalışıyorsanız, kısa dönemli bir sözleşmeniz varsa, örneğin 6 aylık bir sözleşmeniz varsa ya da tamamen işinizi kaybettiyseniz, işten çıkarıldığı Arbeitsamt'a gidip kayıt oluyorsunuz ve işsizlik maaşı alıyorsunuz. 12 ay boyunca size işsizlik maaşı veriliyor. Ve bu süre içerisinde aslında size aynı zamanda CV hazırlama, koçluk, kariyer danışmanlığı, meslek değişimiyle alakalı danışmanlık ve bilgilendirme programları da yer almakta. Bununla ilgili sizi destekliyorlar. Arbeitsamt'ın görevi iş istihdamıyla alakalı politikaları yürütmek ve buradan aldığınız maaş da burada Almanya'da Arbeitslosengeld 1 olarak geçmekte. Eğer Arbeitslosengeld 1 alıyorsanız işte bu ücretsiz kursları alma hakkınız var. Şimdi Job Center'a geçelim. Peki Job Center ne demek? Eğer iş bulma kurumu varsa, Arbeitsamt varsa Job Center ne anlama geliyor? Job Center'da siz diyelim ki 12 ay Arbeitsamt'tan maaşınızı aldınız. 12 ayın sonunda Arbeitsamt maaşınızı bir şekilde kesecektir. İşte burada Job Center devreye giriyor. Job Center ne demek? Job Center aslında daha çok sosyal yardım ve sosyal desteğe ihtiyacı olan, gelir durumu iyi olmayan
olmayan kişilere hizmet eden bir kurum. Fakat aynı zamanda sizin işsizliğinizin bir an önce bitmesi için ve bir an önce iş sahibi olmanız için de size kurs desteği veriyor, finansal destekler veriyor, danışmanlık hizmetleri veriyor. Aynı zamanda size hangi alanda çalışmak istiyorsunuz ya da nerede iş bulmak istiyorsunuz bu konuda hem destekliyor hem de takip ediyor diyebilirim. Arbeitsamt'tan aldığınız para Arbeitslosen 1 olarak geçerken Jobcenter'dan aldığınız para da Arbeitslosengeld 2 olarak geçmekte. İşsizliğinize bir an önce son vermek ve işte bu sosyal yardım durumundan bir an önce normale çıkmanız için de size mesleki anlamda kariyer yapma anlamında da destek sunmakta. Peki Arbeitsamt'la Jobcenter arasındaki fark ne? Söylediğim gibi Arbeitsamt sadece iş istihdamına odaklanırken Jobcenter da sosyal yardımlara da odaklanıyor. Ama nihayetinde her iki kurumda kayıtlı olduğunuz sürece ücretsiz olarak kurs almak, meslek değiştirmek ya da kariyerinizi ilerletmek için koçluk gibi, kurs gibi ya da uzun süreli eğitimler, mesleki eğitimler gibi konularda finansal destek alma hakkınız var. Şimdi gelelim önemli bir konuya. Arbeitsamt ve Jobcenter kimlere bu ücretsiz kursları veriyor ve kimler bu ücretsiz kursları alma hakkına sahip? Öncelikle ilk şart olarak çalışma iznine sahip olmanız gerekir burada ve Almanya'da ikamet hakkına sahip olmanız gerekir. Neden? Çünkü bu verilen kurslar tamamen burada toplanan vergilerle sağlanıyor. Yani bizim aldığımız ücretsiz kursları insanların, çalışanların devlete ödediği vergilerden finanse edilmekte. Dolayısıyla da sizin de ve bu kursları alan kişilerin de vergi mükellefiyetine sahip olmaları gerekir. Birinci şart aslında bu. İkincisi işsiz olmanız lazım ve kısa dönemli bir işte çalışıyor ya da işten çıkarılma riskinizin olması lazım. Bu iki kurumdan birine mutlaka kayıtlı olmanız gerekir bu kurslardan faydalanabilmek için. Ve bir diğer şart ise gelir sınırlaması şartı yer almakta. Yani diyelim ki siz işsiz kaldınız ama maddi durumunuz çok iyi. İşte kiralık eviniz var, arsanız var, lüks bir aracınız var. Böyle durumda maalesef bu ücretsiz kurslardan faydalanamıyorsunuz. Dolayısıyla da belirli bir gelir sınırlaması burada mutlaka denetlenmekte, takip edilmekte ve sorulmakta. Eğitim ve mesleki durumla alakalı sizin durumunuza çok detaylı şekilde bakılıyor. Bununla ilgili bazı şartlar var. Şu andaki iş istihdamında sizin mesleğinizde hala iş bulma imkanı var mı? Diyelim ben hemşireyim. Uzun yıllar hemşirelik yaptım ve sonrasında da mesleğimi değiştirmek istiyorum. Burada eğer iş istihdamı varsa sizin hemşirelik mesleğini değiştirmek ve bu kursları ücretsiz alabilmeniz için başka argümanlar getirmeniz lazım. Her zaman ya da her şekilde herkesin bu ücretsiz kurs alma talebini maalesef yerine getirmiyor. Dijitalleşme ve teknoloji alanında şu andaki yaptığınız mesleğin bir tehlikede olduğunu düşünüyorsanız, örneğin diyelim ki yıllardır çevirmenlik yaptınız ama bu yapay zekayla ve dijitalleşmeyle beraber iş bulmakta zorluk yaşıyorsunuz, başvurularınızdan ret alıyorsunuz, özellikle de son 6 ayda iş bulamıyorsanız ve bu dijitalleşme ve teknoloji alanındaki gelişmelerin sizin mesleğin tehdit ettiğini görüyorsanız o zaman ücretsiz kurs alma hakkına sahip olabilirsiniz. Diyelim ki siz uzun bir zaman hemşirelik alanında kendi mesleğinizi yapmadınız. Diyelim bundan 5 yıl önce hemşirelik yaptınız, mesleğinizi yaptınız ama 5 yıl boyunca hemşirelik alanında çalışmadınız. Başka alanlarda çalıştınız. Dolayısıyla da bu iki kurumda sizin hemşirelik alanında artık bir bilginizin olmadığını düşünerek yeni bir meslek edinme hakkını size tanıyor. Dolayısıyla da ücretsiz kurs alma hakkınız olabiliyor. Bir diğer konuda eğer siz kendi mesleğinizde, işinizde, aileniz arasında zorluklar yaşıyorsanız yine bu iki kurum sizin mesleğinizi değiştirmenize izin veriyor ve ücretsiz kurslardan faydalanmanızı istiyor. Başka bir konu da sağlığınız yönünden sizi tehdit eden ve ciddi manada sağlık sorunları yaşadığınız bir mesleğiniz olduysa uzun zamandır diyelim ki bel ağrınızla ilgili çok ciddi manada sıkıntılar yaşıyorsunuz ve bu da mesleğinizle alakalı bir durum ve mesleğinizi değiştirmek istiyorsunuz. Bu konuda da bu iki kurum size esneklik sağlayabiliyor ve yeni bir kariyer yapma şansı veriyor. Sadece kariyerini değiştirmek isteyenler için değil, diyelim ki başka bir meslektesiniz ve yazılım alanına geçmek istiyorsunuz. Bu alandaki şartları söyledim. Ancak kendi alanınızdaysanız ve kariyerinizi geliştirmek ve ilerletmek istiyorsanız kendi kariyer gelişiminiz için de bu iki kurum da size mesleki anlamda destek veriyor ve ücretsiz kursları alma imkanı tanıyor. Bildiğiniz gibi Almanya eyalet sistemiyle yönetiliyor. Dolayısıyla da her bölgede, her eyalette şartlar farklı olabilir. Mutlaka danışmanınızla bu konuyu görüşmenizi tavsiye ederim.
Şimdi gelelim, başvuru süreci nasıl işliyor, neler yapmanız gerekiyor? Aslında bu iki kurumda da benzer şekilde ilerlemekte. Öncelikle danışmanınızdan ya da ilgili olan memurdan bir randevu alıyorsunuz ve bu randevuda öncelikle kayıt olmanız gerekiyor ve bunun için çok uzun bir form dolduruyorsunuz ve gerekli olan belgeleri götürmeniz gerekiyor. Diyelim ki sertifikamı aldınız ya da diplomamı aldınız ya da referanslarınız mı var, hangi iş yerinde çalıştınız, hangi iş yerinde işinize son verildi şeklinde çok uzun bir formu doldurmanız gerekiyor. Bu formu doldururken memur sizin tamamen işle alakalı, kariyerinizle alakalı durumu görebilmek için, değerlendirebilmek için yapıyor ve karşılıklı konuşabilmeniz için. Çünkü aslında bu iki kurumun da amacı ne? Size iş istihdamı sağlamak, bir iş bulmak ve bunu burada sizin eksik olan yönlerinizi tamamlamak ya da var olan becerilerinizi daha fazla geliştirmeniz gerekiyorsa bunları geliştirme konusunda size destek olmak. Diyelim ki CV hazırlama konusunda mı zorluk yaşıyorsunuz ya da iş görüşmelerinde mi zorluk yaşıyorsunuz ya da iş arama sürecinde işinizi nerede, hangi web sitelerinde arayacağınız konusunda mı zorluk yaşıyorsunuz ya da işe girdiğinizde mi zorluk yaşıyorsunuz? Bu konularda size hem danışmanlık yapıyor hem de gerekli olan koçluk eğitimi mi var ya da bir sertifika mı almanız gerekiyor, kursa mı gitmeniz gerekiyor? Bu konuda aslında bütün sizin verilerinizi görmek istiyor, değerlendirmek istiyor. Peki bu iki kurum hangi eğitimleri kapsıyor, hangi eğitimleri alabilirsiniz? Burada iki tane eğitim yer almakta. Birincisi Umschulung, ikincisi de Weiterbildung. Umschulung aslında devlet tarafından tanınan ve 2 yıl kadar süren, sonrasında da diploma alabileceğiniz mesleki eğitim anlamına geliyor. Yazılım alanında da Umschulung yapabilirsiniz. Bir diğeri de Weiterbildung olarak geçiyor. Bu da 3 aydan 1-1,5 yıla kadar devam eden ve sonrasında sertifika alabileceğiniz kurslar. Bunun içerisinde 6 aylık bootcamp'leri de dahil edebilirsiniz ama bu iki kurumdan alabileceğiniz destekler ve eğitimler bu şekilde. Umschulung ve Weiterbildung. Bir diğer soru da bu ücretsiz kurslardan ne zaman ve ne kadar süreyle faydalanabilirsiniz? Bu kurslarda tam zamanlı ve yarı zamanlı programlar yer almakta. Eğer çocuğunuz varsa, başka işiniz varsa yarı zamanlı programlara katılabilirsiniz. Ne zamana kadar bu ücretsiz kurslardan faydalanabilirsiniz? Bu iki kurumdan birinde kayıtlı olduğunuz sürece bu ücretsiz kurslardan faydalanabilirsiniz. Peki kaç kez kurs alabilirsiniz? Bu nokta önemli aslında. Burada şuna dikkat etmenizi öneriyorum. Eğer siz aldığınız kurstan memnun değilseniz, kursu bitirmiş olsanız bile danışmanınızla görüştüğünüzde eğer danışmanınız ikna olursa sizin iş bulabilmeniz için tekrar daha kaliteli, daha memnun kalacağınız bir kursu alma fırsatı verebilir. Devletin verdiği bu imkanı neden yazılım ve teknoloji alanında değerlendirmelisiniz? Günümüzde yapay zeka tartışmalarına rağmen yine de sizin bu kursları yazılım ve teknoloji alanında almanızı tavsiye ediyorum. Çünkü günümüzde hala teknoloji alanında inanılmaz derecede iş fırsatları ve alanlar yer almakta. Bu yapay zekaya rağmen, bu kadar gelişmesine rağmen sürekli gelişmeye ve değişmeye devam edecek. Yani bu iş fırsatları aslında hiçbir zaman bitmeyecek. Sadece dönüşecek ve daha farklı alanlar çıkacak. Sizin kendinizi güncel tutabilmeniz için, güncel kalabilmeniz için, dijital ve teknolojik alanda gelişmeleri yakalayabilmeniz için bu alanda sizin kurs almanız, bu ücretsiz kursları almanız size her durumda bence artı değer katacaktır. Eğer girişimcilik yapmak istiyorsanız zaten günümüzde genelde girişimcilik işte e-ticaret gibi, bir mobil uygulama gibi ya da başka alanlarda girişimcilik çok fazla popüler. Dolayısıyla da bu sektörü anlayabilmek için ücretsiz kurslarla başlayabilirsiniz. Bir diğer avantajı da bu yazılım kurslarını aldığınız ya da teknoloji kurslarını aldığınızda sadece Almanya'da da değil, uluslararası bir platformda iş bulma imkanınız var. Bu da aslında güzel bir avantaj. Başka bir avantajı da özellikle Almanya'ya sonradan gelen Türkler olarak bana sorulan sorularda en büyük sorunlardan birisi Almanca dil bilgisi. Burada herhangi bir meslekte çalışmak istiyorsanız aslında Berlin dışında küçük şehirlerde zorluk yaşanabiliyor. Ancak yazılım ve teknoloji alanında Almanca bilmeniz diğer mesleklere göre biraz daha oranı az. Yani orta seviyede İngilizceniz varsa bir iş bulabilme imkanınız yazılım ve teknoloji alanında çok daha kolay. Çünkü genelde projeler hep uluslararası dilde yapılır ve aslında yazılım ve teknolojinin dili de İngilizce olduğu için sizin orta seviyede İngilizce bilmeniz bir şirket için yeterli olabilir. Bu videoda sizlere Almanya'da yaşayanlar için çok muhteşem bir fırsattan bahsettim. Arbeitsamt ve Jobcenter'da kayıtlıysanız ücretsiz kurs ve eğitim haklarından faydalanmanızı tavsiye ediyorum. Özellikle de kariyerinizde yeni bir atılım yapmak istiyorsanız, meslek değiştirmek istiyorsanız yazılım ve teknoloji alanı günümüzde çok güzel bir alan ve bu fırsatları değerlendirmenizi tavsiye ediyorum. Bu videoyu izleyen arkadaşlar, eğer Almanya'da deneyimleriniz varsa, Arbeitsamt ve Jobcenter'la ilgili deneyimleriniz varsa mutlaka kendinize
kendi deneyimlerinizi de bizlerle paylaşmanızı ve burada bizi izleyenlere bilgi açısından destek olmanızı tavsiye ederim. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle.